Vosto'da Pozer'i yakaladı. Melise Espor'u... Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Finaller öncesinde ekiplerimizi analiz etmeye devam ediyoruz. Ligi 6. sırada bitirerek Yıldızlar Ligi'nde finale yükselen Getsu Espor oldukça formda bir sezon geçiriyor. Getsu Espor sezon öncesinde kadrosunu yeniden yapılandırdı. Bu kapsamda Lost'un etrafında takım kuran Getsu, Kamikaze, körce arraf ve kulaç eklemesini yaparak sezona hazırlandı. Sezon öncesi turnuvalarda ve streamlerde oldukça iyi performans gösteren Getsu, Yıldızlar Ligi ön eleme aşamasında şampiyon olarak tamamladı. Yıldızlar Ligi'nde ise ilk hafta maçları sonunda 6. sıraya alan Getsu, süper hafta sonuna kalmayı başarmıştı. İlk süper hafta sonunda işler Getsu'nun istediği gibi gitmedi ve 70 puan ile 13.lükte kaldılar. Hafta içi maçlarında ortalama bir oyun ile 10. sıraya alarak süper hafta sonuna kalan Getsu, son süper hafta sonunda vitesi arttırdı ve 2 win alarak 179 puan topladı. Bu da Getsu'yu 6. olarak Yıldızlar Ligi finallerine taşıdı. Son süper hafta sonunda sezon başı performanslarından kesitler sunan Getsu'da, kulaç 48 kill ile öne çıkan oyuncu oldu. Kamikaze 46 kill, Lost 39 kill alırken körce ise 32 kill ile takımına yardımcı oldu. Getsu Espor galibiyet aldığı maçlarda kill sorunu çekmeyen bir takım. Bu nedenle oyun sonunda oyuncu bütünlüğünü korumuş bir Getsu Espor galibiyete uzanmakta zorlanmıyor. Oyuncu eksikliği yaşasalar bile bir şekilde sıralama puanlarına gidebiliyorlar. Puan tablosunda kill puanı ve sıralama puanının dengede olduğunu görüyoruz. Zorlu bir lobide mücadele etseler de gerek sezon başı performansları, gerekse son süper hafta sonundaki çıkışları nedeniyle Getsu Espor finallerde ciddi bir şekilde söz sahibi olabilir. Ligi 5. sırada bitiren Digital Athletics 182 puan alarak Yıldızlar Ligi'nde finale yükseldi. Sezon öncesinde kadrosunu Yekta ile güçlendiren Digital Athletics, sezon öncesi turnuva ve skrimlerde oldukça formda gözüküyordu. Özellikle Scarface'in performansı izleyenleri büyülüyordu. Yıldızlar Ligi ön eleme aşamasında ortalama bir performansla Yıldızlar Ligi'ne yükselen Digital Athletics, ligde ise vitesi arttırdı. İlk hafta 14. sırada yer alarak süper hafta sonuna giden takım, süper hafta sonunda ise muhteşem bir performansa imza atarak 96 puan ile 3. sırayı almayı başarmıştı. İkinci haftada hafta içi müsabakalarında yine ortalama bir oyunda 5. olarak süper hafta sonuna kalan Digital Athletics, son süper hafta sonunda ise toplamda 182 puan toplayarak finallere kaldı. Digital Athletics 182 puan toplarken bunu galibiyet almadan yapmaları gerçekten büyüleyiciydi. Finallere giden yolda Yekta ve Scarface'in performansları Digital Athletics için belirleyici oldu. Scarface 53 kill ile mücadele ederken Yekta 52 kill ile takımını finale taşıdı. Kill puanı sıkıntısı olmayan Digital Athletics sıralama puanlarına gitmekte zorlanıyor. Finaller öncesinde bu sorunu da çözerlerse lobide ciddi bir avantajı olabilir. 200 puan çekerek 4. olan ve finallere gitmeye hak kazanan Bose Esports bir peri masalına imza atıyor. Sezon öncesinde birçok kişinin adını bile duymadığı bir takım olan Bose Esports, ciddi yatırım yaparak kadro oluşturan takımların arasından sıyrılarak 4. sıraya aldı ve finallere gitmeye hak kazandı. Bose Esports'un kadrosu Pluto, Naiko, Full, Gabri ve OneTap'ten oluşuyor. Yıldızlar Ligi ön eleme aşamasında 106 puan toplayarak 5. sırada lige yükselen Bose Esports, ligde ilk hafta maçlarının ardından 10. sıraya alarak süper hafta sonuna kaldı. Süper hafta sonunda ise 83 puan toplayan Bose Esports, finallerin kapısını aralamayı başarmıştı. Ancak 8.lik onlar için yeterli değildi. İkinci haftada hafta içi maçlarında ortalama bir oyunla süper hafta sonuna kalan takım, süper hafta sonunda ise şov yaptı. 200 puana kadar ulaşan Bose Esports 4. sıraya alarak finallere gitmeye hak kazandı. Bose Esports'un en önemli özelliği eğim güçleri. Savaşmaktan çekinmeyen bir takım izlenimi veren Bose Esports, lobide en çok kill çeken 3. takım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Pluto ve Naiko gibi genç yeteneklerin muhteşem performansı takımın itici gücü durumunda. Nitekim Pluto 66 kill çekerek takımın en çok skor toplayan oyuncusu konumunda. Naiko ise 52 kill ile Pluto'ya yardımcı olan bir diğer isim. Pluto ve Naiko'nun ölümcül eğimine Gabri ve Full da eklenince takım halinde çok tehlikeli bir takım görünümünü veriyorlar. Ancak oyun sonuna kalmada yaşadıkları problemi çözmeleri gerekiyor. İlk kez böylesine bir finale çıkacak olan takım, tecrübe eksikliğini yetenekleriyle kapatmak için elinden geleni yapacak. Hafife alınmayacak kadar iyi bir takım olduklarını lig aşamasında gösterdiler. Bakalım finallerde nasıl bir Bose Esports izleyeceğiz. Videomuza devam etmeden önce, oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan Behavestore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi Behavestore ürünlerini sipariş etmek için hemen Behavestore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMG indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi de kaçırmayın. Keyifli seyirler. Sabit sağlayamadı. Yani şu an 205 puan çeken Melise Esports 3. sıradan finallere gitmeye hak kazandı. Melise Esports için sezon başı istedikleri gibi gitmedi. PMG'den sonra takımın en önemli iki oyuncusu Silulator ve Kissy'yi rakiplerine gönderen Melise, bu isimlerin yerini Kırçalı ve Postvik ile doldurdu. Kırçalı BRA Espor'da ACL pozisyonuna görev yaparken Melise Esports'a transfer olduktan sonra tekrar Fragger pozisyonuna geçti. Pozer'ın acelliğinde takım geçen seneden hiçbir şey kaybetmemiş gibi. Geçen sezonun şampiyonu kadrosunda değişikliğe gitmesine rağmen kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk haftasında ortalama bir performans ile 9. sıradan süper hafta sonuna kalan Melise Esports, süper hafta sonunda da ortalama bir oyun göstererek 7. sıraya almıştı. İkinci haftada ise bambaşka bir Melise Esports izledik. Vitesi birden artıran takım hafta içi maçlarında lider olarak süper hafta sonuna kalmayı başardı. Son süper hafta sonunda ise 2 galibiyet birden alarak 205 puana kadar çıktılar ve ligi 3. sırada bitirerek finallere gitmeye hak kazandılar. Melise Esports bu performansa imza atarken kilit oyuncular Kırçalı ve Levis'ti. Kırçalı çektiği 70 kill ile Ketch'ten sonra en çok kill toplayan oyuncu olmayı başardı. Bu da Kırçalı'nın tekrar fragger pozisyonuna çekilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Levis 64 kill ile takımının skor yükünü çeken bir diğer isim oldu. Postvik 53 kill alırken Pozer 27 kill alarak takımını finalleri taşımayı başardı. Melise Esports'un son haftada yükselen performansını göz önüne alırsak, finallere de bu formda girerlerse slotun en büyük adaylarından biri olurlar. Skor puanı çekme konusunda sorun yaşamayan takım sıralama puanlarına da gitmeye başarabiliyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonundan beklenti yine büyük. Bu beklentiyi karşılayabilecekler mi? Finallerde hep birlikte seyredeceğiz. Bana bir daha sorma ya. Ligi domine eden takımlardan ilki Regnum Carya BRA Esports ile yola devam edelim. İnanılmaz bir performans gösteren Regnum Carya BRA 287 puan ile 2. sıraya alarak finallere gitmeye hak kazandı. Sezon öncesinde Regnum Carya ve BRA Esports'un birleşmesiyle birlikte beklentiler de oldukça artmıştı. Nitekim Loxy ve Wild'ın üzerinden takım kuran Regnum Carya BRA, bu ikilinin yanına sansasyonel bir transfer yaparak Silas'ı getirdi. Daha sonra Melise Esports'un genç yıldızı Kissy ile anlaştılar. Otoriteler tarafından ligin en güçlü ekiplerinden birisi olarak gösterilen kadro, şu ana kadar beklentileri karşılamış gibi gözüküyor. Ligin ilk haftasına düşük tempo ile giren Regnum Carya BRA, 8. olarak süper hafta sonuna kaldı. Süper hafta sonunda ise adeta Regnum Carya BRA şov vardı. 4 galibiyet birden çıkartan takım, Fire Flux ile kıyasaya bir liderlik savaşına girdi. Ancak ilk hafta Fire Flux olağanüstü bir performans gösterince, Regnum Carya BRA liderin 46 puan gerisinde kaldı. İkinci hafta maçlarında hafta içinde 3. olarak süper hafta sonuna kalan Regnum Carya BRA, asıl yükselişini süper hafta sonunda gösterecekti. Vitesi 5'e takan Regnum Carya BRA, 46 puanlık farkı kapatarak 2 puana kadar indirse de liderliği almayı başaramadı. Ancak toplanan 287 puanı 7 kill ile taçlandıran takım, en çok galibiyet alan ekip olmayı başarmıştı. Silas 70 kill alarak takımın en çok kill alan oyuncusu olmayı başardı. PUBG Mobile Espor'unda bir IGL'in bu kadar yüksek skorlara ulaşması oldukça zor. Bu da Silas'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikte. Loxy 63 kill alırken Wild 53 kill, Kissy ise 51 kill ile takımının finallere kalmasında pay sahibi oldu. Regnum Carya BRA lobideki en fazla galibiyet alan takım demiştik. Sıralama puanlarında ise zirvede olan takım. Oyun sonuna kalmakta sorun yaşamıyorlar. Oyun sonuna oyuncu bütünlüğünü de koruyarak girince galibiyeti de büyük ölçüde hanelerine yazdırıyorlar. PMSL için partner takımlarımızdan olan Regnum Carya BRA'dan beklentiler de oldukça yüksek. Şimdiye kadar oynadıkları stabil oyunla bu beklentileri karşılamış gözüküyorlar. Regnum Carya BRA finaller öncesinde de şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Ligi domine ederek lig şampiyonluğuna ulaşan Fire Flux topladığı 289 puan ile birlikte Yıldızlar Ligi finallerine gitmeye hak kazandı. Yeni sezona girilirken Fire Flux'ın kadro yapılanmasında değişikliğe gidildi. Takımın simge isimlerinden Lutz ile yollar ayrılırken, Pro-Ozorox'tan Storm, İstanbul Wildcats'ten ise Loxy ile sözleşme imzalandı. Böylece Fire Flux 5'li sistemle birlikte mücadele edecekti. Geçtiğimiz senelerde Avrupa şampiyonlukları bulunan Fire Flux, ligde ise bir türlü istediği sonucu alamıyordu. Bu sezon kurulan kadro ile birlikte hem yerel lig hem de PMSL için şampiyonluk hedeflenmişti. Yıldızlar Ligi ön eleme aşamasında rahat bir oyunla birlikte 2. sıraya alarak lige çıkan Fire Flux, Yıldızlar Ligi'ne de muhteşem başlamıştı. İlk hafta oynanan maçlarda 2. sıraya alarak süper hafta sonuna kalan takım, süper hafta sonunda ise resmen çıldırmıştı. Topladığı 186 puanı 4 galibiyet ile taçlandıran Fire Flux, 12.5 gibi çılgın bir puan ortalaması yakalamayı da başarmıştı. İkinci haftada ise Fire Flux temposunu düşürerek lige devam etti. Hafta içi maçlarında 13. sıraya alarak süper hafta sonuna kalan takım, süper hafta sonunda ise neredeyse Regnum Carya BRA'ya geçiliyordu. Ancak yine de lig şampiyonluğunu yakalamayı başardılar. İkinci haftada oyundaki düşüş rehavetle açıklanabilir. Çünkü Fire Flux ilk haftadan topladığı 186 puan ile finallerin kapısını ardına kadar açmıştı. Önemli olan ise ligde değil finallerde şampiyon olabilmek. Bu nedenle çeşitli taktikler denendi ve oyun stratejisi üzerine yeni oyunlar kurgulandı. Buna rağmen Fire Flux ligi lider kapatmayı başardı. Bu başarıda şüphesiz en öne çıkan isim Ketch oldu. Topladığı 75 kill ile lig MVP'si olmayı başaran Ketch, takımın itici gücü oldu. Takıma yeni katılmalarına rağmen Lux ve Storm'un da yükselen performansı Fire Flux için kilit noktaydı. Lux 65 kill toplarken Storm 58 kill aldı. Solka ise 62 kill ile Voronay Cel'in önemini bir kez daha ispatladı. Lux ve Storm'un takıma katkısı Solkay ve Ketch'in de oyununu ileriye taşıyor. Nitekim Fire Flux ligde en çok kill puanı çeken takım konumunda. Fire Flux taraftarlarının takımlarından beklentisi Yıldızlar Ligi'nin şampiyon tamamlamaları. Şu zamana kadar oynanan turnuvalardaki en güçlü lobi olduğunu da göz önünde bulundurursak birden fazla şampiyonluk adayımız var. Bu nedenle Yıldızlar Ligi'ni kazanacak olan takım diğer takımların da saygısını kazanacak. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoya yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.